Ben tüm 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'nin kahramanlık destanını sergilediğini söyledi. Tarihi şanla dolu Peygamber Ocağı ordumuza yerleşmiş FETÖ'cü hainler biliyorsunuz ülkemizin istiklaline, istikbaline, bağımsızlığına darbe vurmak adına 4 yıl önce hain bir darbe girişiminde bulundular. O gün gece tüm Türkiye'miz bir kahramanlık destanını sergilemiştir. Rize'de konuşan Bakan Kurum, o gece birlik ve beraberlik nasıl olur tüm dünyaya gösterdik dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ülkemiz tüm dünyaya örnek olacak. Birlik, beraberlik nasıl olur, kardeşlik duygusu nasıl olur gösterecek mücadeleyi hep birlikte meydanlarda verdik. Yine vereceğimizi de buradan ifade etmek isterim. Ben bu destanı tarihe yazan şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bakan Kurum Rize programında sel ve heyelanların ardından Çayeli ilçesindeki Şairler Derisi alanında incelemelerde bulundu. Arkadaşlara da taşınma yardımı yapalım. Burayı hemen boşaltıyoruz. 1-2 saat sonra da burada yıkıma girmemiz lazım. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Bakan Kurum, selde hayatını kaybeden Havva Tüysüz'ün cenaze törenine katıldı. Bakan Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, bakanlık olarak bu konuda vatandaşlara her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. İklim değişikliği hakikaten çok önemli bir süreç. Başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın el birliğiyle yönetmesi gereken bir süreçtir. 15 maddelik bu eylem planı çerçevesinde işte bu rusubatların dere güzergahı üzerindeki etkilerini görüyoruz. Menfezlerdeki tıkanıklıkların yine yol ve altyapıdaki tıkanıklıkların etkilerini görüyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımızla birlikte bir beraber olmak suretiyle de bu süreci yönetiyor olacağız. Ve bu konuda bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapılması gereken her türlü süreci, desteği vatandaşımıza vereceğiz.